Sizi seven bir candan merhaba. Sizinle bugün müthiş bilgiler paylaşacağım. Biliyorsunuz bütün dünya astrolojik olarak birçok farklı farklı döngülerin içinden geçiyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında özellikle olan güneş tutulmasından sonra bütün dünyada müthiş sansasyonlar, güzel haberler ama aynı zamanda çok acı ve üzüntülü haberler de devamlı sosyal medyada ve bütün medyada devamlı karşımıza çıktı. Ama önümüzdeki dönemde e, bunlar devam edecek ve birçok farklı haberler ve müthiş e, bilgilerle her an e, yenilenmeye devam edeceğiz. Size e, özellikle bugün birçok astrolojik açılardan ve önümüzdeki dönem 2018'de bütün dünyada ve Türkiye'de nelerin olacağından bahsetmek istiyorum. E, bu bilgileri hatta bir yere not alabilirsiniz ve daha sonra takip edebilirsiniz. E, daha, e, ama isterseniz tabii ki tekrar tekrar da seyredebilirsiniz. Mutlaka e, paylaşılacaktır internette de. Sizlerle tek tek bütün önümüzdeki dönem neler olacağından bahsedeceğim. Ama bunun öncesinde size şundan bahsetmek istiyorum. Ben Vedik Astroloji üstünde uzun yıllardır çalışıyorum. Tabii numaroloji, birçok kişisel gelişim tekniğiyle de çalışıyorum. Kitaplarımda da bunlardan zaten uzun uzun bahsediyorum. Hürriyetteki köşemde de. Ama Özellikle Vedik astrolojide bir açı olduğu zaman ona bakıyorsunuz. Geçmiş dönemde hangi yılda ne olmuş? Yani o açıyla aynı açı geçmiş dönemde ne zaman olmuş ve nasıl olmuş? Onun o zaman bu sene ya da olduğunuz dönem içinde nasıl bir şeyin ortaya çıkacağına dair öngörüde bulunabiliyorsunuz. Yani geçmişle şu anı karşılaştırıyorsunuz aslında. Farklı bir şekilde birbirini tekrar edebiliyor ya da bazen bambaşka hiç olmamış bir açıyla bambaşka olasılıkları ortaya çıkartabiliyor. Önümüzdeki dönem Türkiye için özellikle e ekonomik olarak birazcık sıkıntılı bir dönem görüşüyor. Görünüyor açıkçası. Ee, şöyle bir şey var, biliyorsunuz Ekim ayında Satürn ev değiştirmesiyle beraber hemen Amerika'nın vize problemi ortaya çıktı. Çünkü Satürn Türkiye'nin 7. evine girdi. Hiç kafanızı karıştırmamak için astrolojik açılar, burçlar ve de bir sürü gezegenlerden bahsetmeyeceğim. Çok direkt, net bir şekilde anlatacağım. Hani anlamınız için. Satürn Türkiye'nin 7. evine girdiği zaman 7. ev bir ülkenin dış ilişkileri demek. İlişki kurduğu ülkeler ve ilişki kurduğu yerler demek. Satürn aslında kötü değildir. Öğreticidir. Hiçbir zaman kötü bir amacı yoktur. ...Satürn'ün Türkiye'nin 7 evinde olmasıyla beraber... ...bu dönem önümüzdeki iki buçuk üç sene yurt dışı ilişkilerle ilgili... ...bazı sorunlar, problemler, değişim ve dönüşüm yaşamamıza neden olacak şeyler... ...öğrenebiliriz ve yaşayabiliriz. Ama bunların hiçbirisi hiçbir zaman olumsuz bir sonuca bağlanmayacak. Yaşanacak ve bitecek. Ben açıkçası önümüzdeki dönem bu Satürn'ün 7 evde olmasıyla beraber... Türkiye'ye bazı ülkelerin kendilerince ambargo uygulayabileceklerinden öngörüyorum. Ama olmaya da bilir. Olursa da tamamen geçici bir şey olacak. Olacak ve bitecek. Olacak ve bitecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönem özellikle bütün dünyada, Amerika'da da, Türkiye'de de birçok ünlüler, dünyaca çok önemli ve Türkiye'de de çok önemli selebritlerle ilgili birçok, haberler geldi büyük sansasyonlar oldu İnsanlar şok geçirdi önümüzdeki dönemde açıkçası bunlar devam edecek gerek bütün dünya çapında olsun gerek Türkiye'de olsun sanat dünyasında ve her türlü alanda birçok sansasyonlar olacak açıkçası çünkü devamlı yeni gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak ya da insanların şok edici şeyler ortaya çıkacak ama daha sonrasında da bitecek. Yani bu yaklaşık 3 sene kadar devam edecek ama daha sonrasında bitecek. 2018'de çok önemli bir açı var. Mayıs ayında e, Mars ve Ketu yani çok önemli açılar. Türkiye'nin 7. evinden 2. evine yani 8. evine geliyor. Ve orada Kasım ayına kadar kalacak ve 27 Temmuz'da ikisinin birleşimi var. Bununla beraber e, özellikle... Türkiye'nin finansal konuda, yurt dışından aldığı paralar ya da yurt dışı ile olan ilişkilerle ilgili birçok değişim ve dönüşümler olacak. Bazı zorlayıcı açıları da var, pozitif açıları da var. Ama e, bunların hepsi ileriki yıllarda bize kat kat çok daha olumlu ve pozitif bir şekilde gelecek. Zaten size müthiş güzel bir haberimiz var. E, Türkiye 2023 yılından sonra... ...dünyanın en büyük iki süper gücünden bir tanesi olacak. Birincisi Japonya, ikincisi Türkiye. 2023 yılından sonra Türkiye'nin kaynakları ve pek çok... E, ...olumlu şeylerin ortaya çıkmasıyla beraber... ...Türkiye bambaşka bir güce kavuşacak. Zaten Türkiye'nin astrolojik açısından e, açıkçası... ...haritaya baktığınız zaman... ...Lakshmi Yogası denilen bir şey var. Bu Türkiye'nin varoluşundan sonsuza kadar her zaman zenginlik içinde olacağını yani müthiş zenginliğinin ve kaynaklarının olacağını hiçbir zaman bitmeyeceğini tükenmeyeceğini gösteriyor ama Türkiye bir 20 yıllık farklı bir döngünün içindeydi. Ondan önce 99'dan itibaren öncesinde 7 yıllık Ketu dediğimiz çok zor bir dönemdeydi. Ama şimdi 2020 yılında Venüs denilen farklı bir döneme geçecek. 2023'te de Venüs'ün ilk iki senesi bittiği için otomatikman çok daha iyi bir döneme doğru ilerliyor ve e, bu dönemin içinde Türkiye'nin zenginliği gücü artacak, dünyadaki öğretici ülke olacak. Yani bütün dünyaya adeta ders veren, fark yaratan, güç katan dünyanın en büyük iki süper gücünden birisi olacak. Tabii böyle olacaksa diğer dünyanın diğer ülkelerinde de çok büyük değişimlerin olacağını siz de tahmin ediyorsunuzdur ki olacak. Çok büyük değişimler ve dönüşümler olacak. Ama bunların hiçbirisi biz olumsuz yönde etkilemeyecek. 2020 yılında özellikle bunu açıkçası söylesem mi söylemesem mi diye çok uzun süre konuştuk. Ama söylemeye karar verdim ve herkesi beni destekledi. 2020 yılında itibaren dünyada 3. Dünya Savaşı olabilir. Zaten 2017 ile 2020 yılı arasında böyle bir açı var. Ama 2020 yılından sonra bu daha çok ortaya çıkacak. Ee, 2020 yılında, astrolojik olarak tabii bahsediyorum, e, numerolojik olarak da... ...2020 yılından sonra 3. Dünya ülkesinde e, olan pek çok ülke çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşarken... ...1. Dünya ülkesinde olan ülkelerde bambaşka bir değişime gidecekler. Ve e, 3. Dünya Savaşı yaşanacak ama bu savaş... Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemeyecek. Türkiye çünkü 2020'den itibaren bambaşka çok güzel ve iyi bir döneme ilerliyor. 2023'ten itibaren de önünde yaklaşık 10 yıllık müthiş bir yükseliş süreci var. O yükseliş sürecinin ardından da inanılmaz bir şekilde yükselmeye devam edecek ve çok daha güçlenecek. Bu 10 yıllık süreç onun güçlenme dönemi olacak ve Türkiye'nin güçlenme dönemiyle beraber Türkiye dünyadaki öğretmen ve iki süper güçten bir tanesi olacak. Önümüzdeki dönemde özellikle birkaç tane astrolojik olarak çok önemli tarihler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Üçüncü Dünya Savaşı, Türkiye'nin ekonomisi nasıl olacak? 2018'de bütün gerçekler ortaya çıkacak. Şimdi size çok önemli tarihleri vereceğim. 2018'deki bu çok önemli tarihlerde sizler de çok büyük organizasyonlarınızı ya da çok önemli şeyleri bu tarihlere koymayın. Çünkü Satürn Türkiye'nin yükselenine açı yapıyor. Çok önemli bir açı var burada. Öyle söyleyeyim. Bu açı birazcık zorlayıcı bir açı. Burada çok önemli haberler gelebilir, olaylar meydana gelebilir ve sansasyonlar olabilir. Evet. Şimdi hazır mısınız? Tarihlerimiz Nisan ayı için 10 ve 25 Nisan. Mayıs ayı için 11 ve 15 Mayıs. Haziran ayı için 13 Haziran Temmuz ayı için 17 ve 27 Temmuz. Özellikle 27 Temmuz müthiş önemli bir tarih. 27 Temmuz tarihinin etkisi Mayıs ayından başlayacak. Kasım ayına kadar devam edecek. Doğru duydunuz. 2018'in Mayıs ayından 27 Temmuz'daki astrolojik açının etkisi başlayacak. Kasım ayına kadar devam edecek çok güçlü ve çok yoğun bir etkisi var. Ama özellikle 27 Temmuz zamanı 15 gün öncesi 15 gün sonrası çok müthiş olaylar bizi bekliyor açıkçası. Ve diğer çok önemli tarihte 12 Aralık. 12 Aralık da aynı zamanda çok önemli bir tarih ama... En başta Temmuz ayı müthiş önemli. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Temmuz ayı dediğimiz zaman herkesin aklına 15 Temmuz geliyor olabilir. Ben 15 Temmuz tarihinde yaşadığımız çok acı ve korkunç, dehşet verici olaydan 2 sene önce de bir sene önce de aylar önce de hatta bir ay iki ay öncesinde de sosyal medyamda paylaşmıştım ve defalarca söylemiştim. 11 Eylül'deki astrolojik açıyla Titanik'in battığı tarihteki açıyla aynı açının olduğuna dair özellikle ee, Söylemiştim bu yazın olacak çünkü Satürn'e Mars'ın kavuşumu ve oradaki astrolojik açı gerçekten çok sert bir açı. Ee, o yüzden e, tabii hangi evde o ülkenin hangi evinde olduğuyla da çok alakalı. Ben özellikle e, bütün sosyal medyamda, bütün yazdığım her yerde de ve herkese de e, bu dönemden 15 Temmuz döneminden darbenin olduğu zamandan üstüne çize çize söylemiştim ve oldu. Tabi onun dışında da köşe yazımda da her ay özellikle o döneme dair, o aya dair, o ayın enerjisiyle ilgili de yazıyorum ve şu ana kadar yazdığım her şey de çıktı, oldu. Tabii ki de olumsuz şeylerin olmamasını temenni ediyoruz, niyet ediyoruz. Bunun için dua ediyoruz, olumlu düşünüyoruz, pozitif düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında astrolojik açılar, numarolojiler, bazı bir akışı, ilerlediğimiz yolu bazı şeyleri gösterse de yine yaratım gücü bizde. Yani kendi hayatımızdaki yaratım gücü derken tabii ki de e, sonsuz varoluşun ve ilahi yapının yaratımı çok bambaşka bir şey. Ama kendi hayatımızda, kendi sorumluluğumuzu alarak, kendi gücümüzde olarak hayatımıza pozitif odaklanıp, iyilik yapmaya odaklanarak ilerlediğimiz zaman yaşam bize bambaşka olasılıklar sunuyor. Özellikle hangi dönemin içinde ve neyin içinden geçiyorsanız geçin her zaman iyiliğe odaklandığınız zaman kazanıyorsunuz. Bazı insanlar görüyorum mesela astroloji haritası inanılmaz kötü bir durumda. Korkunç ama kendi hayatının içinde çok mutlu, çok pozitif. Neden? Kendin devamlı sosyal sorumluluk projelerine iyiliğe, iyilik yapmaya, güzelliğe odaklamış. O yüzden iyilik yapmaya kendini odakladığı için de bütün evren ve bütün yaşam ona her an hediyelerini sunmaya devam ediyor. Bunlar çok çok değerli şeyler. Mutlaka ama mutlaka sokaktaki evcil hayvanlara yardım edin. Köpeklere, kedilere yardım edin. ihtiyacı olan insanlara yardım edin. Çevrenizdeki insanlara yardım edin. O zaman astrolojik açılarda yumuşuyor, rahatlıyor ve tam tersine sizi olumsuz yönde etkilemesi gerekirken olumlu yönde etkiliyor. Aslında bazı şeyler de insanların elinde. bizim ne yaptığımız, nasıl düşündüğümüz, pozitif mi düşünüyoruz, negatif mi düşünüyoruz? Gerçekten Bizim elimizde olan şeyler. Tabii Düşle İnan Yaşa kitabımda uzun uzun bu düşünce düşüncelerin ve Sözcüklerin Gücünü Keşfet Yaşamının Efendisi Ol sloganından uzun uzun bahsediyorum. Söyle olsun. Ama astrolojik açılarında fark ettiğin zaman nasıl bir şeyin içinde olduğunu anlıyorsun. O yüzden size Türkiye'nin de bu dönem nasıl bir şeyin içinde olduğunu anlatmak istedim. Ee, Türkiye 2018'de her ne kadar e, ekonomik olarak e, ya da yurt dışı ilişkilerle ilgili olarak bazı zorluklar yaşayacaksa e, ya da olacaksa olsun önümüzdeki dönem tamamen pozitif etki ve çok daha iyiye doğru ilerliyor ve gidiyor. Çünkü önünde çok çok olumlu açılar ve çok çok olumlu bir zaman bekliyor. Türkiye'nin astroloji haritasında Merkür ve Satürn yan yana. Bu da Türkiye'nin yazıtlar, geçmişten tarihi olarak gelen e, antik her türlü e, her şeyin, ...çok yoğun bir şekilde olduğunu ve Türkiye'nin müthiş bir tarihi dokusunda olduğunu gösteriyor. Çünkü Türkiye'nin haritasında Satürn'ün olması gereken en yüksek noktada... ...ve Venüs en çok zenginlik yarattığı, trilyoner yapan açıda. O yüzden önümüzdeki dönemde gerçekler ortaya çıkacak diyorum ya... ...Türkiye'de daha önceden hiç bilinmeyen nasıl Göbekli Tepe keşfedildiyse... Aynı şekilde bir sürü kalıntılar, tapınaklar, yer altından hiç daha önce görülmemiş ve bilinmemiş yazıtlar, tarihi eserler ortaya çıkacak ve bir sürü gerçekler ortaya çıkacak. Türkiye'nin değeri günden güne çok daha fazla artmaya devam edecek ve şaşkın kaçacağız. Yeraltı kaynakları ve madenlerle ilgili de önümüzdeki dönemde çok pozitif ve çok olumlu konularla or, e, gündem. Çalkalanacak açıkçası ve Türkiye'ye müthiş bir zenginlikle buluşacak. Türkiye'deki her bir insan adeta zengin olacak öyle söyleyebilirim para para para. <laughs> Türkiye'nin önümüzdeki dönem müthiş bir zenginlik açısı var. Dünya'da bir karmaşa var. Dünya farklı bir dönemin içinden geçiyor. Ama bu Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemeyecek. Türkiye ne kadar bazı olumsuz şeyler yaşarsa yaşasın bunun içinden güçle çıkacak. Tabii önümüzdeki dönemde bütün dünyadaki dünya liderleri için çok zor bir dönem var. Ee, özellikle Amerika'da, Avrupa'da bazı ülkeler için de astrolojik olarak çok zor açılar var. Özellikle en başta Amerika için e, çok çok zor açılar var açıkçası. Ama Onda her her ülke kendince farklı dönem, dönemler yaşıyor. E, zamanında Roma İmparatorluğu dünyanın en güçlü ülkesiymiş. E, Osmanlı İmparatorluğu müthiş bir güç ve kudrete, topraklarının e, ucu bucağı olmayacak şekilde müthiş bir genişliğe sahipmiş. E, her ülke kendince çıkışlar ve inişler yaşıyor. Hayatın nasıl kalbimizin bir ritmi var? Kalbimizin ritmi olduğu gibi. Dünyanın da bir ritmi var, ülkelerin de bir ritmi var. O ritim bazen çıkıyor, bazen iniyor. Hiçbir zaman, hiçbir ülkeye, hatta hiçbir insan, hatta hiçbir aile, soy bile... ...çok güçlü aileler, çok güçlü soylar bile bir çıkış ve iniş içinde ilerliyor. Aile aynı soy, bazen müthiş zenginlik, müthiş güç ve sağlık kudretten düşüyor. Çok kötü bir duruma düşüyor, tekrar çok güçlü bir güce geçiyor. O yüzden güç bir insanın eline, bir ülkenin eline güç... Geçtiği zaman bir ailenin de eline güç nasıl geçtiği zaman onu nasıl kullandığı, onunla ne yaptığı müthiş bir önem ortaya çıkartıyor. Çünkü gücü nasıl kullanırsan ona göre her şey devam ediyor. Mesela Mevlana'nın ailesi 800 yıllık bir aile, uluslararası Mevlana Vakfı UNESCO tarafından akredite edilmiş bir vakıf. Aile 800 yıldır aynı şekilde devam ediyor. Bu demektir ki ellerindeki güç ve bilgiyi her zaman iyiye kullanmışlar. Böyle birçok örnekler karşımıza alabiliriz ve ailelere de baktığımız zaman o gücü ve kudreti iyiye mi kullanıyorsun yoksa kötüye mi kullanıyorsun, neye kullanıyorsun ya da onunla doğru mu ilerliyorsun? Bunun üstünden somut net olarak herkes ne yaşıyor oradan zaten her şey görünüyor ama Türkiye içinde Türkiye müthiş bir değişim dönüşüm yaşaması için zaten geçmişte çok büyük olaylar yaşamış ama bunun sayesinde müthiş hediyeler yaşayarak büyük bir değişim ve dönüşüme kavuşmuş. Hayatta her şeyin aslında bir amacı ve nedeni var. Yatırımlar. Bu dönem özellikle Türkiye'nin 5. evine, tabi ben Vedik Astroloji'ye göre söylüyorum, 5. evine Jüpiter geldiği için ve orada da Güneş, Merkür, Satürn ve Venüs olduğu için bu dönem özellikle 2018'de Türkiye'ye dışarıdan çok büyük yatırımlar gelecek ve Türkiye farklı bir konuma doğru ilerlemeye başlayacak. Ama bunların sonuçlarını özellikle 2019, 2020, 2021 ve 2022'de daha fazla göreceğiz. Yani Tamam zor bir dönem var önümüzde ama aslında çok güzel bir dönem de var. Her şeyin iyi ve kötü yanları var ama kesinlikle bu dönem Türkiye'nin 5. evinde Jüpiter olduğu için gençlerle ilgili bir sürü pozitif şeyler ortaya çıkacak. Eğitim sisteminde değişiklikler olacak. Türkiye'deki sporcular mesela daha çok parlayacaklar kültürel şeyler, sanat, müzik alanlarında başarıları elde edebiliriz. Ve aynı zamanda da Türkiye'deki her türlü sanatsal ve televizyon, film, dizi bütün bu alanlarda da başarılar ortaya çıkacak. Çok daha fazla artacak ve güçlenecek. Bu kış özellikle astrolojik açıdan da baktığımız zaman çok soğuk bir kış olacak. Çünkü astroloji de aslında bir havanın da nasıl olacağını bazı şeyleri görebiliyorsunuz. Mesela Rahu işte olduğu her yeri abartan ve çoğaltan bir açısı vardır. Aslandayken yani Güneş'teyken Türkiye'de kışın bile çok sıcak olduğu, çok patlamalarını olduğu, özellikle yazın çok çok sıcak olduğu bir zamanda ama şu an astrolojik açılar değişti ve daha farklı olduğu için bu kış açıkçası olduğundan çok daha soğuk bir kış geçireceğiz. Kadınlar 2018 yılında özellikle kadınlar bambaşka bir güce kavuşacaklar ve önümüzdeki dönemde de kadınların gücü dünyada artarak devam edecek. Ve bütün dünya liderleri de bence ilerleyen süreçte kadın olacaklar. Ve belki Türkiye'de de kadın olur ya da erkek olur onu bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var ki bütün dünyadaki dünya liderlerindeki kadın sayısı gittikçe artacak ve kadınların gücü ve kudreti çok daha fazla öne çıkacak. Çünkü bütün dünya astroloji haritada da baktığımız zaman kadınların gücünün daha da fazla ortaya çıkacağını kadınların çok daha fazla güçleneceğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu da özellikle 2023 yılından sonra bambaşka bir boyutta göreceğiz. Bütün bu açılar ve bütün olan bu olaylarla beraber 2018 yılı aslında Türkiye'yi birçok hediyelerle beraber değişim ve dönüşümlerle beraber bekliyor. Mayıs ayıyla Kasım ayı arasında olacak. Mars ve Ketu'nun astrolojik açısı Temmuz ayının 27'sinde tap noktaya çıkarken önümüzdeki dönem Kasım'la Aralık ayı, ayı arasında da her şey bambaşka bir güzellikte ve bambaşka bir değişime doğru ilerleyecek. Önümüzdeki dönem 2018'den sonra 2019 dönemi Türkiye'nin yepyeni başlangıçlara doğru ilerlediği bir dönem olacak. Depremler Türkiye'de pek çok insan devamlı depremle ilgili bir korku yaşıyor. Tamam. 2018 yılında da küçük çaplı, çok büyük zarar vermeyen depremler ortaya çıkabilir. Ama 2018 yılında asıl daha çok Batı Amerika ve dünyanın pek çok farklı bölgesinde çok büyük depremler olacak. Lakin Türkiye için yıkıcı, çok kötü bir depremin olmayacağını düşünüyorum. Astrolojik olarak da baktığım zaman Türkiye'de bir daha ne zaman böyle çok büyük bir deprem olabilir diye soracak olursanız bundan 10-12 yıl sonra çünkü aynı astrolojik açıya geliyor e, o zaman muhtemelen ortaya çıkabilir ama e, özellikle bu dönem e, deprem için çok kötü bir açı var diyemem. Koç burçları. Koç burçları özellikle 2018 yılında çok daha fazla kendi parası, kazancı ve elindeki paralar paralarla ilgili, elindeki paralarla ilgili daha tutumlu olmayı, daha dikkatli olmayı öğreneceği bir yıl. Ee, o yüzden 2018 yılında parası ile ilgili ve kazançları ile ilgili çok daha fazla dikkatli hareket etmesi ve temkinli olmasını öneriyorum. Aynı zamanda da koç burçlarının aileye çok daha fazla önem vermesi, aileye daha fazla sevgi ve saygı duyması onun 2018 yılını çok daha güzel bir şekilde geçirmesini sağlayacak. Ve koç burçlarının diğer 2018 yılı için çok önemli bir şey de agresyon, öfke ve kızgınlığa karşı kendini daha iyi eğitmesi ve kontrol edebilmesi çok çok önemli. İlişki ile ilgili açıkçası 2018 yılına dair çok çok wow böyle güzel bir şey söyleyemiyorum ama tabii herkesin astroloji haritası kendi içinde değişir. Ben Vedik astrolojiye daha çok inanıyorum. Ama Koç burçları için söyleyebileceğim şey özellikle bu yıl iş hayatında başarı, gelişme yaşayacakları ve eğer bu sene eğitime yönelirlerse, yani bir işte bile olsalar kendilerini daha fazla geliştirmeye ve farklı eğitimler almaya kendilerini yöneltirlerse onlar için çok iyi olacakları bir yıl. Ve 2018 yılında koç burçları kendilerini geliştirmeye, eğitmeye, daha temkinli ve dikkatli hareket etmeye özen göstermeliler. Ya tabi bu temkin ve dikkatli hareket etmek derken parası olarak kastediyorum. Parası olarak kötü bir şey olacak demiyorum. Ama paralarını çok daha iyi bir şekilde kullanıp daha iyi yatırım yapmayı öğrenmeliler. Eğer ki yeteri kadar para kazanmadıklarını düşünüyorlarsa eğitime yönelmeliler. Yani kendilerini geliştirecekleri, yeni alabilecekleri eğitimlere yönelmeliler özellikle. Koç burçları için 2018 yılı dilerim müthiş güzelliklerle geçer. Boğa Boğa burçları. Boğa burçları için 2018 yılı açıkçası ilişki açısından birazcık sorunlu. Ee, özellikle aile, arkadaş ilişkileriyle ilgili pek mutlu olmadıkları şeyler ortaya çıkabilir ya da özellikle 2017 yılında ortaya çıkmıştır. Ama 2018 yılında da bunlarla ilgili kendilerini yenilemeleri ve değiştirmeleri gereken bir dönem olduğunun farkına varacaklar boğa burçları özellikle 2018 yılında iş hayatlarına çok daha fazla başarı elde edecekler boğa burçları 2018 yılında Belki de hiç kazanmadıkları kadar çok para kazanacakları bir dönem olabilir boğa burçları için 2018 yılının müthiş iyi geçeceğini düşünüyorum sadece ilişkileri Aile ilişkileri, sevgili ya da eş ilişkileriyle ilgili daha dikkat etmeliler. Ve özellikle sevgiye yönelmeleri, affetmeye, kabullenmeye, pozitif olmaya yönelmeleri bu dönemde çok çok önemli. E, aksi halde boğa e, burçları için olgun davranmadıkları takdirde ilişki anlamında birazcık sorunlu olabilir. Ben... Vedik astrolojiye çok inanıyorum. Ee, tabii bunu Batı astrolojisine göre söylüyorum bu burçları. Ben özellikle herkesin yükselenine hatta Ay burcuna mümkünse de internetten bakarak dinlemesini çok tavsiye ediyorum. Çünkü Ay burcu ve yükselen de aynı zamanda çok çok doğru çıkıyor ve müthiş olumlu sonuçları ortaya çıkartıyor. 2018 yılında boğa burçları eğer ilişki anlamında ve sevgili anlamında aile ilişkileri anlamında kendini akışa bırakırsa kendini kasmadan sıkmadan e, olumsuz duygulara kaptırmadan tamamen daha çok iş alanına ve para alanına yönelirse onlar için çok daha iyi olabilir Çünkü 2018 yılı açıkçası farklı bir akış içinde her senenin her dönemin insanları farklı etkileri vardır. Bazı dönemler ilişki açısından müthiş ilerler. Bazı dönem aile açısından, bazı dönem iş, bazı dönem para, bazı dönem yazmak yönünden, bazı dönem sanatsal açıdan her dönemin insanları farklı farklı destekleri vardır. Ama 2018 yılının 2018 yılının özellikle 2018 yılının özellikle iş alanında ve parasal alanda çok çok olumlu etkilediğinden dolayı 2018 yılında boğa burçlarının özellikle ve özellikle para ve iş alanlarına odaklanmalarını, ilişki alanlarında da pozitif olmalarını çok tavsiye ediyorum. İkizler. İkizler burçları özellikle 2018 yılında sağlığına çok daha özen göstermesi, yemesine, içmesine, beslenmesine, sporuna, her türlü bedensel, fiziksel, zihinsel, her türlü sağlıksal her şeyine çok daha fazla özen göstermesi onun için çok çok önemli bir dönem. Ama 2018 yılı gerçekten ikizler Burcu için çalışma yılı. Çalışma hayatlarında müthiş bir artış ve yükseliş olacağını gerçekten çok net bir şekilde astroloji haritalarda görünüyor. Ee, ve iş hayatlarıyla ilgili mayısla kasım arasında da yepyeni olasılıklar ortaya çıkacak. Zaten bütün burçlarda mayısla ve kasım arasında özellikle yepyeni olaylar, yepyeni yenilikler ortaya çıkacak ve hayatlarının farklı farklı alanlarında değişimler yaşayacaklar. Ben de burçlarda o yüzden özellikle bunlardan bahsediyorum. İlişki açısından bazı sorunlar ve problemler olabilir. Ama bunlar geçici şeyler. Bu sorunlar, problemler 2018 yılının ilk yarısının en başında olurken özellikle Mayıs'tan sonra ve özellikle Kasım'dan sonra İkizler Burcu'nun yepyeni bir ilişkisi ya da ilişkisinde çok daha fazla mutluluğu yakalayabilir ve ilişkisinde daha da fazla mutlu olabilir. Hatta evlenebilir ee, İkizler Burcu. O yüzden 2018 yılının ilk yarısında değil ama orta yarısından sonra ilişkiler anlamında müthiş mutluluklar yaşayacak. Ama 2018 yılı ikizler burcu için müthiş yoğun geçecek. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok büyük bir yoğunluk ortaya çıkacak. Yalnız şöyle bir şey var. Her şey sonuç olarak bir anlamda da bizim kendi içimizde ve kendi elimizde ikizler burcuna özellikle tavsiye etmek istediğim bir şeyse kararlı olmaları. Özellikle e, ...bu 2018 yılının içinde her nelere ulaşmak istiyorlarsa onlardan asla vazgeçmeden ilerlemeleri... ...böylelikle karşılarına müthiş mucizeler çıkabilir ve istedikleri her şeye ulaşabilirler. Yengeç. Yengeç burçları için özellikle 2018 yılı açıkçası e, ilişki anlamında birazcık sorunlu bir yıl... Ee, ve birazcık endişe, kaygı gibi şeylere çok kendilerini bırakabilecekleri bir yıl. Uykularında çok problemler yaşayabilirler. Ee, rüya birçok farklı rüyalar görebilirler. Benim yengeç burçlarına en başlıca tavsiyem mutlaka rüyalarını yazsınlar. Rüyalarınızı yazın. Rüyalarınızı yazmanızla beraber rüyalarınız çok daha fazla netleşecek ve rahatlayacaksınız. Ve geceliğin uyuma ortamınızda çünkü uyku ile ilgili astrolojik haritada yengeçler burcu için çok önemli açılar var. Ee, geceleri uyuma ortamınızda elektronik hiçbir şey olmasın. Ee, uyumadan önce bir süre önce dinlenin zihniniz dinlendirin. Meditasyon yapın pozitif düşünün. Ee, uyku zamanınızda endişe ve her türlü her şeyi dışarıda bırakın. Hatta Mümkün olduğu kadar kapkaranlık bir ortam yaratın, ışıklı bir ortam olmasın ve çok rahat bir ortam yaratın. Eğer uykunuzla ilgili çok özen gösterirseniz, uyku ortamınızı çok iyi bir konuma getirirseniz, 2018 yılında çok daha rahat edebilirsiniz. Bir de yengeç burçları için 2018 yılı yenilenme ve değişim dönüşüm yılı. O yüzden 2018 yılında yengeç burçları mutlaka yeni eğitimlere, seminerlere, kitaplar, kendilerini geliştirebilecekleri internetten ve her türlü her yerden bütün bilgi ve öğretilere açmalılar. Yepyeni başlangıçlara adım atmalılar. Mayıs'la Kasım arası da müthiş değişim ve dönüşümler yaşayacağınız bir dönem. Kasım'dan sonra da hayatınızda daha fazla rahatlamaya gideceğiniz bir dönem açıkçası. Tabii 2019 yılında sizi bambaşka olasılıklar bekliyor. Ama e, özellikle yükseleninize ve ay burcunuza da bakmanızı, onları da dinlemenizi çok tavsiye ediyorum. Yükseleninizi ve ay burcunuzda öğrenirseniz, onların üstünden de gezegenleri sizi nasıl etkilediğine birazcık daha farkına varırsanız sizi çok daha pozitif bir etki ortaya çıkar. Aslan. Aslan burcu için 2018 yılında birazcık yaşadığı ortamdan ve olduğu konumdan memnun olmama, tatmin olmama, çevresindeki insanlara karşı birazcık e, bıkmışlık, usanmışlık ya da tepki gösterebilme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Aslan Burcu çok daha fevri ve agresif, sinirli olabilir ama bunları yapmayın. Kesinlikle bütün çevrenizdeki aslan burçlarını da söyleyin. Daha bu dönem sakin oldukları, daha çevresindeki insanlara ve herkese karşı daha kabulleniş, daha sevgi ve affedicilikle yaklaşırlarsa 2018 yılı onlar için müthiş hediyeler barındırabilir. Özellikle diğer bütün burçları olduğu gibi Mayıs'la Kasım arasında da müthiş bir değişim dönüşüm dönemi yaşayacaksınız. Daha sonrasında Kasım'dan Aralık ayına doğru da daha iyi bir döneme doğru geçeceksiniz. Ama Aslan burçları için özellikle Aslan burçları için 2018 yılında çok para kazanacaksınız diyebilirim. Çok rahat bir şekilde e, çünkü aslan burçları için bu sene gerçekten müthiş bir para geliri olabilir. Bu yükseleni aslan olanlarda da yani batı astrolojisinde yükseleni aslan olan kişiler için de aynı şey geçerli. Hatta bence yükseleninize mutlaka bakıp onu kesinlikle dinleyin doğduğunuz işte saat zaman dilimine göre yükselinize bakabilirsiniz. Aslan e, burçları 2018 yılında kazançlarıyla ilgili değişim ve dönüşümler yaşayacaklar ve normalde belki de kazançlı kazandıkları iş dışında başka bir iş daha yapacaklar. Ya da kazandıkları iş alanında onlara bambaşka kapılar açılacak ve kazançları artacak. Belki de işinizi değiştireceksiniz. Ya da yeni bir yatırımla yepyeni olasılıklara doğru ilerleyeceksiniz. Ama her halükarda 2018 yılı size müthiş kazançlar getirecek. Bu kazançlar hem maddi hem parasal hem başarı anlamında ortaya çıkacak. Ve size müthiş mutlulukları ortaya çıkartacak. Başak. Başak burçları için 2018 yılı bambaşka mucizeler ve güzellikleri barındırıyor. Ama Başak burçlarına özellikle şunu söyleyebilirim ki 2018 yılında evde kalmak yerine kendinizi çok daha fazla dışarı atacağınız bir dönem diyebilirim. Çünkü normalde Başak Burcu daha çok ev insanıdır. Kendi ortamını çok sever. Tabii ki de işinde de çok titizdir ama evde kaldığı zaman onun için çok çok önemlidir ama 2018 yılındaki bazı astrolojik açılardan dolayı özellikle bu dönem çok daha fazla dışarıda olacağınız, iş hayatınıza, dışarıdaki ilişkilerinize, çevrenize çok daha fazla odaklanacağınız bir dönem var. Ama evinizle ilgili de değişim ve dönüşüm yapmak için müthiş iyi bir zaman. Yani bu dönemde evinizde yenilikler yaparsanız, evinizde feng shui yaparsanız Evinizde birçok güzellikleri ortaya çıkarmak için e, yenilikler, temizlikler, e, her türlü tamiratlarını, her türlü her şeyini yeniler ve yaparsanız sizin için çok çok iyi bir dönem olur. E, ve e, 2018 yılında Başak burçları için bütün ailesiyle, çevresiyle olan ilişkilerinde bir şifalanma dönemi yaşayacaklar. Başak burçları. 2018 yılında özellikle annelerini, babalarını oldukları gibi kabullenirlerse, kendi kardeşleriyle daha fazla barış imzalarlarsa diyelim ve ilişki anlamında da geçmişlerindeki ilişkilerinde yaşadıkları şeyleri tekrarlamak yerine yepyeni bir yola doğru ilerlerlerse müthiş mucizelerle karşılaşabilir ve çok daha fazla mutlu olabilirler. Çünkü 2018 yılındaki bazı astrolojik haritalar, ve başak burcuna olan etkilerde başak burcunun geçmişteki ilişkilerinden bazı şeyleri tekrar etmeye devam ettiğini ve bunları değiştirmesi için çok önemli bir dönem olduğunu gösteriyor. Ama ilişki anlamında da çok pozitif bazı şeyler ortaya çıkabilir. 2018 yılında özellikle Mayıs ve Kasım arasında müthiş değişim ve dönüşüm yaşayacağınız bir dönem Kasımdan sonra da aralığa kadar yine, çok güzel bir dönem oluyor ve e, Başak burçları çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşıyor bu dönem. Terazi, Terazi burçları için 2018 yılında özellikle e, rüyalarını yazmaları ve aynı zamanda da ilişkileri anlamında kendilerini çok daha kararlı ve dengeli bir şekilde ilerletmeleri çok çok önemli. Terazi burçları 2018 yılında gerçekten bir şifalanma dönemi yaşayacaklar. O yüzden bütün geçmiş hayatlarını yani bu Zaman dilimindeki bütün doğduklarından şu ana kadar olan süreçteki bütün yaşadıkları önemli olayları, güzel ve kötü olayları, her şeyleri yazmalarını ve baştan sona bir gözlemlemelerini çok tavsiye ediyorum ve rüyalarını da özellikle yazmalarını çok tavsiye ediyorum çünkü 2018 yılında eğer ki kendi rüyalarına bilinçaltlarına çok daha fazla yönelirlerse Çevrelerinde, evlerinde güzel bir temizlik, değişim, dönüşüm yaparlarsa ve iyiliğe ve sevgiye çok daha fazla yönelirlerse 2018 yılı onlar için çok güzel bir dönem olacak. Bu dönemde özellikle bazı zor açılardan dolayı terazi burçlarının kendilerine de çok daha fazla sevgiyle yaklaşmalarını, kendilerini sevmeleri, kendilerine saygı duymaları, kendilerine değer vermeleri çok çok önemli. Çünkü aslında her şeyin başlangıcı insanın kendisini sevmesiyle başlıyor. İnsan kendisini sevdiği zaman herkes de sevebiliyor. Terazi burçları 2018 Mayıs ayıyla Kasım ayı arasında büyük bir değişim ve dönüşüm dönemine giriyor. Bu değişim dönüşüm dönemi kardeşleri, arkadaşları ve ailesiyle ilgili olan bir dönem. Bu dönemde ailesinde, ilişkilerinde, kardeşlerinde, ve arkadaşlarında bazı sorunlar, problemler, değişimler, dönüşümler yaşayabilir. Ama bunlar Kasım'dan 2018 Aralık'a kadar düzelmeye doğru devam edecek ve çok daha iyi olacak. Akrep. Akrep burçları için 2018 yılı muhteşem iyi bir yıl. Akrep burçlarının açıkçası 2018 yılının en şanslı burcu olduğunu buradan ilan ediyorum. Akrep burçlarına 2018 yılında ...birçok daha büyük kazançlar gelecek. E, yepyeni arkadaşlıklar, dostluklar, çok daha güçlü insanlar hayatlarına girecek. Akrep burçları kendilerini çok daha güçlü ve kudretli hissedecekler. E, ve bu dönemde özellikle akrep burçları yeni başlangıçlara adım atarken... ...bir taraftan da e, akrep burçlarının ilişki hayatlarını zaten mutlu olacakları... ...çok net bir şekilde ortada gözükürken... Akrep burçlarının bu dönemde ne kadar daha çok iyiliğe, sevgiye, yardımlaşmaya yönelirlerse o kadar daha büyük pozitif geri dönüşler alacakları çok daha net bir şekilde kendini gösteriyor. Özellikle Akrep burçları 2018 yılında ne yediklerine dikkat etmeleri lazım. Çünkü hani bazı yediğimiz şeyler bizim için çok sağlıklı değil ya da bazı yediğimiz şeyler bizi çok olumsuz yönde etkileyebiliyor. Akrep burçlarının astrolojik haritasında böyle bir etki var. E, 2018 yılında özellikle ve özellikle ne yediğiniz, nerede yediğiniz, dışarıda yiyorsanız, nereden yediğinize çok dikkat edin. Bir şeye karşı sizin bağışıklık sisteminiz, e, toleransı var mı, yok mu? E, bunların hepsine çok dikkat edin. Yani ne yediğinizle ilgili özellikle Akrep Burcu'nun çok dikkat etmesi gereken bir yıl bu. E, ve onun dışında da harcamalarıyla ilgili de dikkat etmesi gereken bir yıl. Ama şöyle çok büyük kontrolsüz harcamalar yapabilir. Bunları yapmasına gerek olmadığı için bunu söylüyorum. Astrolojik açıda çünkü öyle bir etki var. Ama Akrep burçlarının aynı zamanda da çok büyük kazançların geleceği görünüyor. Ve hayatlarının yepyeni kazançların da ortaya çıkacağını görünüyor. Mayıs ayıyla Kasım ayı arasında çok büyük bir değişim ve pozitif yönde çok güzel gelişmeler var. Temmuz ayında da çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacaklar. Kasım'dan sonra aralığa kadar da daha çok daha iyiye gidecek ve güzele doğru gidecek. Özellikle yükseleninize ve ay burcunuza göre de bakın. Yay. Yay burçları için özellikle 2018 yılı açıkçası ilişki açısından çok dengesiz bir yıl olarak gözükürken iş hayatı açısından müthiş iyi bir yıl. Yani yay burçlarının 2018 yılı adeta iş hayatlarındaki tap seviyeye çıkacakları, yükselecekleri, pozisyonlarının yükseleceği, çok daha iyi bir işe geçecekleri ya da oldukları şirkette çok daha güçlü bir konuma geleceklerini gösteriyor. Bu seneki astrolojik açılar ve bu astrolojik açı olarak Mayıs ayıyla Kasım arasında yay burçları iş anlamında çok daha fazla güçlenecek. Düşmanları onları olumsuz yönde etkileyen kişiler gidecek. Ee, Kasım ile Aralık ayında arasındaysa bambaşka güzelliklere kavuşacaklar. Ee, önümüzdeki dönemde de kazançları ve pek çok şey giderek artacak ve artmaya devam edecek. Ama şöyle bir şey var. Yay burçları için açıkçası 2018 yılı ilişki anlamında baya dengesiz kendilerini çok silip daha çok karşıdaki kişiye odaklandıkları bir yıl. O yüzden ilişki anlamında kendilerini silmeden daha enerjilerini kendilerinde tutarak karşıdaki insanlara çok daha fazla odaklanmadan kendi merkezlerinde kalırlarsa yani kendi öz saygıları, kendi güçleri, kendilerini sever, karşıdaki insanın üstüne çok büyük bir baskıyla ya da güçle yüklenmezlerse ve tamamen kendilerinde enerjilerini tutarlar. Yani insanların onlara gelmesine, onunla olmasına izin verirlerse, insanlara baskı uygulamak ya da istedikleri gibi bazı olayların olması yerine otomatikman çok daha rahat bir akışa doğru ilerleyebilirler. Ama bu tabii ki de bir senelik bir etki ya da 18 ay diyelim. Ee, bu etki e, sonuç olarak bitecek ve daha sonra bambaşka yeniliklere doğru ilerleyecekler ama bu dönemde gerçekten kendi güçlerini eline alıp kendilerine odaklanmaları ilişkidense iş hayatına daha fazla odaklanmaları gereken bir dönem. Oğlak burçları için 2018 yılı açıkçası pek çok düşmanların ortaya çıkabileceği ya da kendince bazı ufak çaplı ya da bazı kayıplar yaşayabilecekleri ama sonuç olarak e, her zaman olduğu gibi, her gecenin sabahı olduğu gibi e, mutlaka ve mutlaka daha pozitife ve güzele doğru ilerleyeceği bir dönem olarak görünüyor. Oğlak burçlarına benim en büyük tavsiyem bu dönemde maksimum ölçüde kendilerini iyiliğe, sevgiye, yardımlaşmaya, kimsesiz çocuklara, yardıma muhtaç yaşlılara yardım etmeye yöneltsinler. Çünkü... ...oradaki astrolojik açıdan dolayı açıkçası eğer ki iyiliğe, sevgiye ve pozitif olmaya yönelirlerse... ...sokaktaki e, hayvanlara, kedilere ve köpe köpeklere yardım ederlerse... E, ...yardıma muhtaç aç insanlara kendi elleriyle yemek yapıp verirlerse... ...2018 yılı onlar için muhteşem güzellikte bir yıl olabilir. Çünkü bu yıl onların geçmişlerindeki yaptıkları her şeyin... Açıkçası sonuçları ve derslerini alma yılı. O yüzden oğlak burçları bu yıl kendilerini sevgiye ve iyiliğe yöneltmeli. Geçmişteki herkesi affetmeli, herkesi olduğu gibi kabul etmeli. Sağlığa yönelmeli. O kendisine küs olan, kızgın olan insanlara telefon açıp özür dilemeli. Ve kendisinin de kızgın olduğu insanları olduğu gibi kabul edip serbest bırakmalı. Ve kendi yaşamındaysa kendini geliştirmeye, değiştirmeye ve dönüştürmeye yöneltmesi gereken bir yıl. Bu yıl bütün geçmişteki yaptıklarınız her şeyle ilgili bir tür ufak çaplı bir yeniden düzenleme, temizleme yılı diyebiliriz. Ama sonuç olarak oğlak burçları için 2018 yılı çok güzel olasılıkları ortaya çıkartacak. Mayıs ayıyla özellikle Kasım... ...arasında bazı olaylar, çok ciddi şeyler yaşayabilirsiniz. Ama Kasım'dan sonra Kasım'la Aralık ayı arasında da bunlar çok pozitife ve çok daha iyiye gidecek. Ve oğlak burçları için 2018 yılı çok büyük hediyeleri ortaya çıkartırken... ...önümüzdeki dönemde bu hediyelerin güzelliklerini müthiş şekilde yaşayacaksınız. Kova. Kova burçları için 2018 yılı özellikle çok daha fazla kazancın geleceği... Hayatlarına yeni arkadaşların geleceği bir dönem. Organizasyonlar yaptıkları planlamalarda daha mutlu olacakları bir dönem. Ama tabii ki de bunların hepsinin böyle olması için pozitif düşünmeleri lazım. Çünkü e, 2018 yılında kova burçları için gelen bazı astrolojik açılar onların çok rahat bir şekilde karamsar ve olumsuz şekilde düşünebildiklerini de gösteriyor. Düşüncelerine mutlaka pozitife yönelsinler düşünce güçlerine çok önem versinler ve 2018 yılının onları yeni baştan yaratıp sevgiye, pozitif düşünmeye, ışığa, mutluluğa, neşeye, hayattan tatmin olmaya, hayattan şükran duymaya yönelecekleri bir yıl olduğuna karar versinler. Böyle yaptıkları zaman 2018 yılı Kova burçları için müthiş hediyeler barındırıyor. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle ve özellikle 2018 yılının Mayıs ayıyla Kasım arasında kova burçları da çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayacak. Bu değişim ve dönüşümler özellikle kazançları, arkadaşlıkları ve aile hayatlarında ortaya çıkacak. Ve daha sonrasında da Kasım'dan sonra Aralık ayına kadar olan dönemde de ilişkileriyle ilgili yepyeni sürprizlerle karşılaşabilirler ama sonuç olarak her şey çok daha olumluya ve pozitife doğru gidecek. Tabii ki de eğer ki herkesin astrolojik haritasında farklı farklı şeyler var. Eğer ki zor bir dönemin içinden geçiyorsanız mutlaka iyiliğe, sevgiye ve pozitifliğe yönelin. Kova burçlarının şöyle bir şey var. Eğer ki hayvanlara, evcil hayvanlara, kedilere, köpeklere, bütün canlılara yardım etmeye yönelirlerse onlar çok pozitif bunun geri dönüşünü alırlar. Tabii bu da yaşama adeta çok güzel bir sürpriz ee, ve e, kova burçlarına özellikle şunu söylemek istiyorum 2018 yılında alacağınız her eğitim sizin için gelecekte bambaşka güzellikte renk renk çiçekleri olan bir çınar ağacına dönüşebilir. Balık 2018 yılında balık burcu adeta yepyeni bir yola doğru ilerliyor. İlişki anlamında çok pozitif bir yıl. İlişki anlamında Mayıs'la 2018'in mayısıyla Kasım arasında balık burçları için yepyeni güzellikte sürprizler karşılarına çıkacak ve özellikle Kasım'la Aralık ayı arasında da gerçek anlamda bir evlilik, çok mutlu bir beraberlik yaşayabilirler. Eğer tabii evli değillerse. Ama balık burçları için 2018 yılında şöyle bir açı var. Ketu ve Rahu'nun açısından dolayı balık burçları 2018 yılında daha çok evde kalmak isteyebilirler. İş yerinde yani çalışmak yerine tabii ki de çalışmak istiyorlar, para kazanmak istiyorlar, iş hayatlarına başarılı olmak istiyorlar, devam etmek istiyorlar, geleceğe dair kaygıları var. Ama daha çok evde kalmak istedikleri, aslında çalışmak istemedikleri... Aslında kendilerine daha çok zaman ayırmak istedikleri bir dönem. Ee, çalışmakla ilgili tedirginlikleri, gerginlikleri ve korkuları var. Ve e, yaşadıkları ortamla ilgili tam olarak mutlu değiller. Yani hem iş hayatlarında hem ev hayatlarında tam olarak mutlu değiller. Kendi güvenlik alanları ve yaşam alanlarıyla ilgili kendilerini tam olarak güvende hissetmiyorlar diyeyim. Ya da rahat değiller, konforları yerinde değil, değişim ve dönüşüm istiyorlar. 2018 yılında bu değişim ve dönüşümü yaşayacaklar. Mayıs ve Kasım ayı arasında kendi iş hayatlarında ve ev hayatlarında müthiş bir değişim ve dönüşüm ortaya çıkacak. Ve Kasım'dan sonra Kasım'la Aralık ayı arasında ise ilişki anlamında müthiş pozitif şeyler yaşayacaklar. Daha öncesinde de tabii müthiş pozitif şeyler ortaya çıkabilir. Ama kendi içlerinde çok büyük bir sevgiye, barışa ve mutluluğa yönelmeye yönelirlerse, ...ve affedip herkesi olduğu gibi kabullenirlerse gerçekten bu dönemi çok daha rahat atlatabilirler. Ama mutlaka hayvanlara, evcil hayvanlara, kedilere, köpeklere, sokaktaki yatan, sokakta kalan insanlara yardım ederlerse... ...bu soğuk kış günlerinde de bütün sokaktaki canlılara yardım ederlerse onları çok olumlu yönde etkiler. 2018 yılı ilişkiler anında çok olumlu açı verirken iş anlamındaysa kendileri istemedikleri için iş hayatlarında istedikleri ışığı belki göremeyebilirler ama sonuç olarak iyi olacak. Evlerinde kalmak istedikleri için de mümkün oldukları kadar evle ilgili güzel değişim ve dönüşüm yapıp belki de çalışma alanlarında kendilerine göre bir ev ortamına dönüştürürlerse çok rahat edebilirler. Ama sonuç olarak 2018 yılı balık burçları için müthiş mucizeler ve sürprizler Onların hayatına sokacak ve sokmaya devam edecek ve gelecek dönemde de çok daha büyük güzellikler var.